Merhabalar. Bugün size troleybüs hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Troleybüs, genellikle şehir içi ulaşımında kullanılan, elektrikli enerjisiyle çalışan, lastik tekerlekli, iki kasalı, otobüs benzeri bir taşıttır. İlk zamanlarda elektrikli otobüs olarak anılırdı. İki telli havai hattan aldığı beslemeli elektrikle çalışır. Havai hat birbirine paralel olarak uzanan 60 santim aralıklı iki çıplak telden ibarettir. Troleybüsten hatlara uzanan iki boynuz bu tellere alttan sürtünerek elektrik enerjisini taşıtım motoruna iletir. Boynuzlar aşağı yukarı ve sağ sola hareket edebildiklerinden taşıt inişli çıkışlı yollarda kullanılabildiği gibi belli ölçülerde sağa ve sola da yanaşabilmektedir. İlk troleybüs denemesi 1882'de Berlin'de gerçekleşti. 1900'lü yıllarda Almanya, Fransa, İtalya ve Orta Avrupa'da ticari gayelerle troleybüs yapımına başlandı. 1930'larda bu ülkelerde ve Amerika'nın birçok şehrinde şehir içi yolcu taşımacılığında troleybüsler kullanıldı. Daha sessiz çalışması, egzoz dumanı olmaması ve daha hızlı ivmelenmesi gibi özellikleri sebebiyle sonraki yıllarda diğer Avrupa ülkelerinde de troleybüs kullanımı yaygınlaştı. Günümüzde İtalya ve Fransa gibi ülkelerin bazı kasaba ve şehirlerinde hala troleybüs işletmeciliği devam etmektedir. Ülkemizde ilk troleybüs hattı 1947'de Ankara'nın Ulus ve Bakanlıklar semtleri arasında tesis edildi. 1954'te İzmir, 1961'de de İstanbul'da şehir içi yolcu taşımacılığında kullanıldı. Trafik yoğunluğunun artışı sebebiyle 1984'te İstanbul'da, 1986'da Ankara'da tamamen ulaşımdan kaldırıldı. Troleybüsler garaja girip çıkma, yol çalışmaları sebebiyle hattan ayrılma gibi havai hattın bulunmadığı kısa mesafelerde yol almak için küçük bir elektrojen grupla veya bir batarya ile donatılmıştır. Bu sistemle hatsız olarak düşük bir hızla hareket edebilmektedirler. 80'li yılların başında birçok troleybüs yeni bir teknikle daha fazla geliştirildi. Bu sayede bağımsız olarak normal hızla seyredebilmektedir. Bu özellikleri havai hatta yol alırken dolan bir batarya veya dizel bir motor sayesinde sağlanmaktadır. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacımı sulayın.